Fenerbahçe'ye transferiniz de çok konuşuldu. Bir de sizden dinleyelim o dönemi. Belçika milli maçına gittik. Döndük. Yoldayım. Safa Sirmen'in sekreteri aradı. Beni başkan görüşecek dedi. Kaldırdım ben telefonu. Kocaeli'ne gidiyordum zaten arabayla. Dedi ki kaptan dedi şeye uğrasana dedi. Belediye. Ben de uğradım. Safa Sirmen, abisi Rıza Sirmen ve ben odadayız. Dedi ki kaptan dedi senin şeydeyken Belçika'dayken dedi Vefa Küçük geldi. Öyle bir para teklif ettiler ki seninle ilgili dedi. Bizim de bankalara o kadar büyük borçlarımız var ki kulüp olarak. Ancak sen bu parayı biz alırsak banka borçlarından kurtulacağız. Kocaelispor'un önü açılacak. Ben de kendisine aynen şunu söyledim yani yıllar sonra burada söylüyorum. Rıza Sirmen de yanımızda Rıza abi. Başkan, başkanlığı bırakmak zorunda kalırsın. Sokağa çıkamazsın dedim beni verirsen. Safa Sirmen'in gözleri doldu, gözleri yaşardı. Biliyorum dedi. Ama dedi Kocaelispor'un dedi maddi olarak geleceği bu transfere bağlı sen bilirsin gene dedi. Ya sen bilirsin demek git anlaş yani. İyi başkanım ben gidiyorum dedim ama dayanamayacaksın, sokağa çıkamayacaksın haberin olsun dedim. Ben o gece gittim Fenerbahçe'yle anlaştım ve Safa Sirmen ilk maçta ilk defa yuhalandı, istifa etmek zorunda kaldı. Kocaelispor Kulüp Başkanlığı'nda. Şimdi Bülent. Okocha, kafa vuruşu geliyor ve topa alana gidiyor. Mükemmel bir gol Muzaffer. Fenerbahçe'ye transferiniz ilginç bir şekilde Galatasaray maçına 2 gün kala oldu. Orada da şey var, espri var. Bir hafta önce Kocaeli Galatasaray oynadık biz. Yanılmıyorsam da ya 0-0 ya 1-1 bitti o maç. 1-1 mi? Ligin 3. haftası. Araya milli maç girdi. Ben transfer oldum. Bu sefer Galatasaray Fenerbahçe oynuyoruz. Yani Galatasaray'la üst üste ikilik maç oynayan bir adamım yani. Bir de öyle bir şey var. Orta biz transfer olduk. Ondan sonra orada da bir şey var. Basında paylaşılmamış. Hiç unutmuyorum. Bugün bir para alacağız. Bir peşinat para. Sayın Mehmet Ali Aydınlar da şeyin muhasip as başkan. Yani paradan sorumlu. Herhalde yüksek gelmiş o para dedi ki ya Safet dedi bu para çok falan dedi. Yani biz dedi bunu ödeyemeyiz şimdi. Alişan da odada. Dedim ki yani biz anlaştık dedim yani bunun ödemesi ödememesi tamam bugün vermeyin önemli değil de ama falan. Ya işte para mara meseleleri konuşurken Alişan dedi ki ya para meselesi konuşmayın dedi hadi imzalayın şunu dedi hani anlaşılmış bir konu falan. Ben de işte, ne kaşınıyorsun dedim ki ben Galatasaray'da oynarken dedim Galatasaray'da olmak için Fener'e gol atmak lazım. Ben dağıttım dedim Galatasaray'da oldum ben de birkaç tane. Dedim aynı şey Fenerbahçe'de Galatasaray'a gol atınca mı oluyor dedim. Dedi ki evet peki dedim o zaman Fenerli olunca gol parayı verirsin. Ali İbrahim. Safet'e gelir mi? Nitekim de maçın böyle 9. dakikası, 10. dakikası bir top aldım ben. Ceza sahasına girerken Hayrettin de ayakta geliyordu böyle. Kalecilerin en zayıf yeridir. Öne doğru koşarken kalecinin neresine vurursan vur kurtaramaz topu. Özellikle dibine vurursan herkes zanneder ki daha çok kenara atarsan kaleci kurtaramaz. Hayır dibine atarsan koşarken kaleci ayakların dibine vur kaleci kıpırdayamaz. Vurdum ben Hayrettin de yattı ama anca dürttü ve gol oldu. Kademede topu alamadı. Safet ve topu alarda. Galatasaray 0, Fenerbahçe 1. Maçın 10. dakika. Bir Beşiktaş maçı var. Yağmurlu havada. Diplediğim bir gol. Muhteşem bir gol. Yani kaleci şeydi. Beşiktaş'ta. Mırmiç. O maçta böyle kritik bir maçtı. Bir ceza sahasına girdim ben. Yağmurlu böyle şey bir hava. Kaleci üstüme geldi. Yani sanki böyle ne yapsam bir şey olmayacak gibi. Bir anda böyle topu ben üzerinden kaldırınca Mırmiç yattı. Halı saha golü gibi oldu. Çok basit bir golmüş gibi oldu ama hayatımda attığım en klas gollerden birisidir o. Gol iş düşünceli ve Fenerbahçe bir kez daha geliyor. Bu defa Safet karşı karşıya son derece akıllı vuruyor. 48. dakika Fenerbahçe tribünleri bayram yeri gibi. Biraz da yıkıldığın, üzüldüğün anları konuşalım.
Var mı sizi çok üzen bir maç? Çok var da bir tane o şeyde için çok cız etmişti. Hani Kadıköy'de Sergen bize 90'da bir frikikten gol attı. Kaleye doğrudan vuruş ve gol! Çok enteresan bir gol. Top ağlarda ve Beşiktaş 90. dakikada 1-0'a geçiyor. Bizim böyle şampiyonluktan darbe almamıza falan sebep olmuştu. Bir de o gün Beşiktaş kaleye gelmedi yani. Bizim daha üstün oynadığımız maçta çok böyle banko alacağımız maçta. İlk etapta aklıma geldi. Çok üzülmüştüm o gün o maça. Peki Saffet Sancaklı'nın hayranı olduğu, imrendiği bir futbolcu var mıydı? Şöyle, hayatımda bir tane oyuncuyu hep böyle hani şey yaptım. Hep onu daha çok izlemeye çalıştım. Biraz fiziği bana benziyor diye işte biraz yaşıtız diye biraz benden 1-2 yaş büyük. Van Basten. But his hat-trick was all his own work. All this after Atalanta had taken a shot lead. That's 20 now for Van Basten, his best ever return. Ve hala da ben Van Basten gibi bir santrafor, böyle komple bir santrafor. Hani çok büyük yıldızlar var tabii dünyada ama yani eksiği olmayan bir santrafor olarak bir tek onu gördüm. Saffet, bu kadar futbol yeter. Biraz da müzikten bahsedelim. Senin sesin çok güzelmiş, doğru mu? Benim sesime gelince ben bir Kocaelispor açılışında Mahsun Kırmızıgül gelmişti. Ben de tribündeydim o konser verirken. İlla çağırdı beni yanına işte anons şu bu falan bir şeyler. Bir şarkıyı beraber söyledik. Aslında benim sesim iyi değil yani. Kesinlikle iyi değil. Onun üstüne bir Hülya Avşar Show'da da bir şarkı söyleyince ben ondan sonra bize yılbaşı şarkısı söylettiler bilmem ne. Ama tabii o makineye girince ses mesela çok, benim o söylediğim bölümü söylüyorum ben değilim. Hani o makine de çok fark ediyor. Aslında öyle de birkaç defa şarkı söylettiler ama sesim çok iyi değil yani. Çok iyi değil iyi değil yani. Başladım var bare bare. Diyorsun. Peki sesi iyi olan kimler var? Kimleri dinliyorsun hocam? Şöyle Türk müziğinin her çeşidini dinliyorum. Bu yabancı müziklerden de hareketli olanları falan böyle dinliyorum. Bütün şarkıcıları dinliyorum yani. Favori şarkıcın? Favori olduğum bu son zamanlarda o Sıla diye bir bayan var mesela. Onun şarkıları çok güzel. Oluruna bırak, her neyse geçer, gün doğsun. Üzülmeye mi değer, oluruna bırak. Dinlerle aran nasıl hocam? Şöyle, eski Türk filmlerini çok severim. Denk geldi mi de seyrederim. Aşk bir sudur, iki kudur. Aşkı çekene derdi bilene sor. Aşk çekenin yol gidenin. Kabahat sende değil, seni sevende. Naber! Şener Şen, Kemal Sunal. Babamı vuran sülü alçağı sensin ha? Ula tam gelecek zamanı buldun. Allah'tan reva mı bu yaptı? Alçaklık senin sülalene mahsustur. Senin baban da benim dedeyi vurmuştur. Senin deden de benim dedemin dedesini vurmuştur. Saffet Sancaklı hangi yemekleri sever? Burada çok şanslıyım. Yemek ayrımı yapmam. Ama en sevdiğim yemekler balık mevsimi olduğu zaman balık ızgara. Kendim yaparım o da. Tutarım da. Ayıklarım da kendim pişiririm, kendim de yerim. Uğurlu olduğunu düşündüğün ya da takıntılı olduğun bir sayı var mı hocam? Takıntım yok. 8 numarayı zaten oynarken de giyiyordum. 8 numarayı da severim. Niye sevdiğimi de bilmem. 8 Konstantinov, 30 Saffet Sancaklı ve Fenerbahçe Ankara'da 2-0 öne geçiyor. Programımıza katıldınız. Bizi çok mutlu ettiniz hocam. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de teşekkür ediyorum tabii. Hani sizin sayenizde, böyle programlar sayesinde bizi seyretmeyen gençler var. Bu programları seyrederek işte geçmişi hatırlıyorlar. Bizi daha önce seyredip bizi çok beğenen, seven, bizi yaşta veya bizden daha yaşlı olan abilerimiz var. Onlar seyredince tekrardan eski günleri hatırlıyorlar. Biz kendimiz seyrediyoruz.
eski günleri hatırlıyoruz falan. Bunlar çok güzel şeyler tabii. Değer vermek lazım. Yani bu sadece sporda değil, bir kariyeri olan insana değer vermek lazım. Bunu insanlara göstermek lazım. Gençleri özendirmek lazım. Çünkü Türkiye'mizin gençleri birilerini özenecek, birilerini idol yapacak, birilerini örnek alacak. İşte bu programlarla belki de onların ufkunu da açmış oluyorsunuz. Çok güzel programlar bunlar. Ben de sizi tebrik ediyorum. Ve işte şık bir vuruş. Türkiye liglerinin en çok gol atan oyuncusu Saffet'ten. Saffet karşı karşıya. Sıyrıldı, vurdu ve gol. Vurdu ve gol.